Efendim hoş geldiniz Popstar Alaturka'ya yeniden. Bakın kimler burada. Jüri üyelerimiz buradalar. Büyük bir alkış. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz, bomba gibisiniz. Tabii. Maşallah. Bülent Hanım, söyleyelim mi? Söyleyelim de. Bülent Hanım'ın elbisesi yetişmedi. Ama yine de çok güzel değil mi? Yani gündelik kıyafetleriyle burada. Hepinizin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar inşallah. Nice güzel sağlıklı bayramlar olsun. İlk yarışmacımızla hemen isterseniz başlayalım programımıza. Ayşe Ege Soy bakalım kim anons edecek. İlk yarışmacımız 115 İslam. Sözleri Ali Maraşlı, müzik Mehmet Aslan, makam Uşak. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Kaderde olanı gelirmiş başa. Can düşman oldu kardeş kardeşe. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Dost düşman oldu kardeş kardeşe. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Tebrikler İslam. Dua mı ediyorsun? Ha, bir şeyler söylüyorsun. Dua ettim. Dua mıydı o, başka bir şey dua mi? Dua ettim. Her çıkışta dua ediyor. Her çıkışta dua ediyor. Öyle mi? Şimdi de dua ediyor. Dua okuyor okuyor iniyor. Oradan başlıyor, okuyor okuyor iniyor. Ama bugün güzel. Böyle bir tatsızdı. Bayramda çok mu gezdin, ne yaptın? Efendim, gezmeden ne bari? Bu parçayı seçtim. Bunun üzerinde çalıştım. Bunun tat vermediğinin ben de farkındayım. Bu çalışmış hali yani. Çalışmamışsınız ama. Çalışmış hali buysa. Tam olarak çalışamadım üzerinde. Çalışmamışsınız. Haklısınız efendim. Çünkü birinci kublede atladınız. Doğrudur efendim. Geç girdiniz. Aynen doğrudur efendim. Evet. Bir de Selçuk abi gireceği yeri mi bilemiyordu, siz işaret ettiniz? Normalde. Hayır, o solist gireceği yeri bilmezse. Yani. Efendim şef gösterir. Tabii ki o şimdi birbirlerini örtüyorlar. Çünkü başında Selçuk abiye bakıyordu. Selçuk abi gir deyince girdi. Dönmüş arkaya böyle bakıyor. Tabii ki canım. İlkokul bu belli bir şey gibi. Artık. Kaç Ali kocaman Belli bayramda çalışıyor. Bunu mu çalıştın? Haklısınız efendim. Böyle olunca ne oluyor, ne diyorlar biliyorsun değil mi? Ne diyorlar Arma? Tempra diyorlar ya. Nempra? Neyse, o da bir marka, o yüzden söylemeyelim o markayı. Ha. Ama bir şekil itibariyle değil mi onu? Peki. İnşallah öyle olmamıştır. İnşallah öyle herhalde olmamıştır. Herhalde onun rehaveti. Sonuçta belli ki bir şeylere güveniyor. Ben her hafta nasıl birinci oluyorum? Çıkıp okumasam da birinci olur falan diyor herhalde. Hayır efendim, öyle bir düşüncem yok. Tövbe haşa. Birkaç... Evden, telefondan, görüşümden dolayı biraz üzüldüm. Tabii burada duygu sömürüsü etmek istemiyorum. Ama dışarıdaki hadise, sözünüzü kestim efendim. Bağışlayın ama. Şimdi dışarıdaki hayat veyahut da içinizdeki yaşadığınız size aittir. Profesyonellik onu sahneye ve işine taşımamaktır. En yakınınız ebediyete intikal etmiş dahi olsa, Allah esirgesin, perde hiçbir zaman sahnede kapanmaz. Perde hep açıktır. Herkes vazifesine müdrik bir şekilde efendim
vazifesini layıkı veçiyle başarabildiği şekilde başaracaktır, ifa etmeye çalışacaktır. Ama görüyorum ki siz bu bayram çalışmamışsınız, bu eser bir tek eser ve detoneler de değil mi efendim? Zat halinizle de göz göze geldik. Ben öyle duydum. Sayın Üstad da öyle duymuşlar. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok efendim. Yani siz diyorsunuz ki özel hayatınızda gelişen olaylar sahnedeki performansınızı etkilemiyor. Hayır, herkesin kendine göre özel hayatında çalkantılı, depresif olaylar olabilir. Hatta bunun ötesinde bakınız, ölümden bahsettim, ebediyete intikalden bahsettim. Evet. Bunun ötesinde bir şey yok. O öyle bir hadise zuhur etmiş dahi olsa şu merdivenlerden inmeden orada o elbiseyi üzerinizden çıkarıp burada gülücüklerle tüm içtenliğinizle rol yaparak burada olmanız gerekli. Aynen. Orayı taşıyamazsınız. Yani o özelinizi buraya taşıyamazsınız. Buna hakkınız yok. Kim olursanız olun. Mezardan Münir Nurettin de gelse, Zeki Müren de gelse, kim gelirse, Hamiyet Yücesi'siz, bunların hepsi böyleydi. Ve siz de böyle olacaksınız. Çünkü star olmaya namzetseniz böyle yapacaksınız. Ayrıca da diyelim ki bu gece önceden para aldığım bir işti. Ne diyeceksin para aldığın yere? Çok moralim bozuk, ailemle görüştüm, bu gece çıkmayayım. Haklısınız efendim. Düzelteceğim kendimi inşallah. Sen düzeltene kadar yarışma bitecek inşallah. Orhan Bey. İslam bugün daha iyi bir yorum yapabilirdin ama inşallah daha sonra yapacaksın diye ümit ediyorum. Bugün bu eser, bu eserde bir hayli detoneler vardı. Daha iyi hazırlanabilirdin. Eseri kimden geçmiştin? Mikrofona. Kulaktan duyum efendim. Evet. O şekil geçtim. Muhtelif okuyanlar vardı da aynı zamanda, evet. Onun için sordum. Yani daha iyi olmalıydı. Üstelik İbrahim Bey okudu ve her zaman olduğu gibi fevkaladenin fevkinde kusursuz, o nev-i şahsına münhasır üstün icrasıyla seslendirmişti. Herhalde oradan geçmiş olmalısınız değil mi efendim? Doğrudur efendim. Bu da çok sevilen bir eser olduğu için, evet. Çok söylenen bir eser. Ama detoneler olmasaydı daha iyi olurdu. İslam, bir dahaki sefere inşallah düzelteceğim daha hocam. Daha iyi olacak. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Öncelikle ekranları başında bizi seyredenlerin ve stüdyomuzdaki konuklarımızın ve STR ekibinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ederiz. Allah sağlıkla, sıhhatle ve sevdiklerinizle inşallah nice nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Sana gelince bayram sana günde olmadı bence. Olmadı. Olmadı. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tamam efendim. Peki, o zaman puanları alabiliriz. 7. 7 Armağan Çağlayan'dan, 7 Ebru Gündeş'ten, 7 Orhan Gencebay'dan, 7. 7 de Bülent Ersoy'dan toplam 28 puan aldı. İslam aday numaranı söylemek ister misin? 115. 115 İslam'ın aday numarası, eğer oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 115 yazıyorsunuz, 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler İslam. Teşekkürler efendim. İyi bayramlar diliyoruz.